Herkese selam arkadaşlar. Yine efsane bir sıkıyorsa yap videosuyla birlikteyiz. Ama bu maddeleri size bu güzel yerde okumak istedim. Bu güzel yerde anlatmak istedim. Videomuzda hiçbir alakası yok. Şu anda Türkiye'nin en yüksek yapısındayız. 66. kattayız. 260 metrede yüksekteyiz. Şu İstanbul'un bir güzelliğine bakar mısınız? Ben dur. Arda düştü. Arda düştü. Geçen sene çıktı 100 bin lira. 50-50 bölüşürüz. Kazı kazanlarımızı aldık. Bir şey soracağım, satarsan kafalar kafayı yemesin sonra. Onu önceden düşüneceklerdi. 100 bin istiyorum abi normalde, sana 75'e... Bırakırsın. Bırakırım. Ha, bu arada maddelere geçmeden önce kanalımıza hala abone olmayanlar varsa, ki artık çok ayıp yani, gerçekten kınıyoruz onları. Abone olabilirler aşağıdan. Ayrıca abone olmakla bitmiyor tabii efendim. Şimdi bunun like'ı var, yorumu var. Bir önceki videolara girip like'ı, yorumu var. Instagram'ı var. Instagram'dan like'ı var. Instagram'dan DM'si var. Twitter'ı var. Hadi Twitter'a çok girmiyorum. Instagram ve YouTube diyoruz. Geçiyoruz efendim. 3-5 demez. Ne uzattım ya. Tamam, şimdi maddelere geçebiliriz. Evet, şimdi ilk maddemiz. Biz daha önce biliyorsunuz bir uçan halı yapmıştık. Efsane olmuştu. Bir arkadaşımız bunun daha büyüğünü yapsan acaba ne olur diye söylemiş. Ben onu bir hesapladım, o zor, imkansıza çok yakın bir şey. Ben de gittim, ne yaptım? Brom 131'in arkasına kocaman devasa bir halı yaptım ve onu arabayla çekeceğiz. Üstünde dengede kalabilecek miyiz, neler olacak, neler yaşanacak hiçbir fikrim yok ama çok eğleneceğiz bence. Hadi bir deneyelim. Evet, mühendislik harikası bir platform yaptık buraya. Bir tane halı flex, bir de bunu tahtalarla çaktık arkadaşlar. Bulabildiğimiz en sağlam makineyi de aldık yanımıza. Brom 131 bizi çekerken bunun üstünde dengede kalmaya çalışacağız beyler. Hazır mısınız? Hazırım. Oğlum koruma moruma bir şey giy. Sana daha güzel bir sürprizim var benim. Damn! Oğlum ölümsüz olmana gerek yoktu lan. En fazla toprağa düşeceğiz burada. Manyak herif. Ne olur ne olmaz. Güvenlik önlemlerimizi aldık. Trafiğe kapalı bir alandayız. Başkan, yavaş sür ha. Yavaş sürersem ne olacak ki? Hızlı gidelim ki aksiyon olsun. Bu adam bana hiç güven vermiyor ya. Hazır mıyız beyler? Bükülüyor oğlum, mühendislik harikası şeyimiz. Aha! Lan yırtılmasın alır. Lan oğlum çok zevkli. Oğlum inanılmaz zevkli lan. Lan! Lan! Dur! Beyler şimdi ikinci turumuzdayız. Arda düştü! Şş, Arda! Oğlum adam fena düştü. Arda! Lan! Çok mu kötü düştü? Dur ya, boynuna bir şey olmaz. Aha nefes aldım, dur. Arda! Oğlum bak, bunun şakası olmaz lan. Su. 2 milyon olduk mu? Ya oğlum ya! Gerizekalı mısın lan? Şu kalbime bir dokunsana. Benimkine dokunsan da. Allah'ım ya Rabbim, kalbim çıkacaktı ya. Beyler 3-2-1 deyince zıplayacağız, tamam mı? Allah! 3-2-1! Lan! Arkadaşlar, bunu sakın ama sakın hiçbir yerde denemeyin. Trafiğe kapalı alanda olsak da, bütün önlemleri almış olsak da ben biraz korktum. Lütfen denemeyin. Şunu da söylemeden edemeyeceğim. Gerçekten çok saçma bir deneyimdi ve çok eğlenceliydi. Evet, şimdi biliyorsunuz 1.6 milyon aboneye geçtik. Enes Batur'u geçmemize 8.5 milyon falan kaldı. Hiçbir şey. Gerçekten desteklerinizi bekliyorum o yüzden. İkinci maddemize geçebiliriz. Şimdi biliyorsunuz kazı kazan, işte sayısal loto, milli piyango gibi bir sürü oyun var. Bence bunların hiçbiri doğru şeyler değil. Çünkü para tuzağı olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey çok merak ettim. Kazı kazanları biliyorsunuz. Kazıyorsunuz 1 lira, 5 lira, 10 lira, 10 bin liraya kadar çıkabiliyor. Şansınıza güvenerek seçerek mi daha fazla kazanırsınız, yoksa bir seriyi seçerek mi?
Bunu çok merak ettik ve deneyeceğiz. Evet, şans oyunları denince akla ilk gelen yere geldik. Nihmet ablaya geldik. Milli piyango bilmem ne ödülü hep buradan çıkıyor. Doğru. Niye öyle bilmiyoruz. Bakalım biz de deneyeceğiz. Bir nimeti var demek bir... ki. Şimdi Arda, ben kendi şansıma göre 50 tane rastgele seçeceğim. Tamam. Sen de seri alacaksın. 50 tane arda arda gelen kartı alacaksın. Tamam. Tamam mı? Peki sence hangimiz daha fazla kazanır? Ben. Ben şansıma güveniyorum. Ben de güveniyorum. Senin şansın yok ki oğlum. Ne sen demek seri alıyorsun. İyi de seri alıyorsun sen. Abi kolay gelsin. Tamam. Toplamda 100 tane biz alacağız abi bunlardan. 50 tanesi seri olacak. 50 tane de şansımıza göre ben seçeceğim. Sence hangisinden daha çok çıkar? Şans. Tamam, şans. Daha önce en fazla kaç kazanan oldu sizde burada? Kaç gitti? Geçen sene çıktı 100 bin lira. Geçen sene çıktı 100 bin lira. Evet. Bize de çıkar mı Arda? Ya biz şanslıyız bak. Popon'la neler yaptın sen öyle düşün. 50-50 bölüşürüz. Evet, şimdi kazı kazanlarımızı aldık. Bunun içinden diyelim ki bana 70 lira çıktı. İşte atıyorum sana 60 lira çıktı, bir şey oldu. Tekrar aynı parayla gidip alalım. Tabii çok para kazanırsak atıyorum 5000 lira çıktı diyelim ki. Ona yatırmayız yani. Zirvede onu bırakırız. Alır, hemen yaparız. Hadi. Hadi bakalım. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım bakalım. Sence kaç çıkacak sana? Bence 60 lira falan çıkacak benim tahminim. Bana bir büyük bir şey çıkacak, bir tane bomba. Bak, bomba görürsün. Diyorsun. Aha bende 4 lira çıktı. Bak dakika 1 gol 1. Çöp mü? Evet. Çöp mü bu? Çöpleri ayrı koyalım, şeyleri ayrı koyalım. Ve son şeyde de 2 çıktı, bitti. Senin bitti mi? Oha, benim daha yarısı var lan. Sen ne kadar hızlıymışsın Arda. 2 çıkar oğlum. Evet. Adam artık kazımadan anlıyor ya. Bu ikilik falan diyor. 2 çıkıyor içinden harbiden. 2. 2 çıktı oğlum. Sen nasıl hissediyorsun bunu ya? Oğlum tamam, 2 kokuyor ama. Ne kokuyor? Sonuncudan bir 20 bin falan bekliyorum. 2. Evet. 20 bin bekledim, 2 çıktı. Güzel. 2. 2. 6. 8. Dur dur. O kaç? Bir de 6. 10. İçimden sayacağım. Tamam. 14. 26. 32. 48. Dur ben de karıştım. 12. Tamam, ikimiz de içimizden sayalım. Gel. Umduğumu bulamadım. Bulamadın mı? Yok. Ben umduğumu buldum. Tam 54. 72. Hadi canım. Vallahi bile 72. Bana çok 4 çıktı kanka. Evet. Şimdi bunlarla gidip aynı sistem alalım. Sen yine bununla tamam, seri al. Ben de yine şansıma göre alayım. Sen kaçtı senin? 54. 54. Yani sen 28 tane mi? Evet. Kaç tane? 54 bölü 2 ne yapıyor? 28 işte, yok. Evet. Kapatalım kamerayı burada. Haydi ikinci turumuz başlasın. Yine benim biraz var ama. 4. 4 ile başlamak güzel. Aa, 2. Şu an güzel gidiyor. 6. Arda boş yok mu yoksa sende? 2 TL ben de aldım şöyle. Ben bakmadan kazıyacağım. Bana 2 çıktı. Aa, oğlum bakmadan kazayım derken burayı kazarsanız bilet geçersizdir yazısını kazmışım yani. Aa, 2 çıkmış lan. 2 çıktı. Acaba bu geçerli mi geçersiz mi? Şimdi bu 2 liranın hesabını kim verecek? Allah'tan 200 bin falan çıkmadı. Kaç oldu 14. Senin? Benim 20. 20 lira 10 tane alabiliyorum. Tanesi 2 lira olduğu için. Tamam. 7, 10. Hadi bakalım. Evet, tekrar aldık geldik. Bakalım bu sefer kaç çıkacak? Artık iyice azaldı. 2 TL. 2. Benlik bitti. Arda'nın bitti. Benim sonuncusundan 4 çıktı. Bir de 2 çıktı. 6 çıktı. Aldım. Yani aslında şunu gördük. Ben kazandım her türlü ama bugün ikimiz de kaybettik 150 lira. 100 liraya kaç gün yemek yerdik, şey yapardık, eğlenirdik, takılırdık ya. Kahretsin. Ama neyse, denedik, öğrendik. Sizin için yaptık bunu en azından. Siz bundan sonra bence yapmazsınız. Bir de hep merak ediyorum, seri mi mantıklı, aynen, mi mantıklı, onu öğrenmiş oldum. Kendi şansınız daha mantıklı. Evet. 6 lira, 0 lira. Bu Romiz 31'i satmam mümkün mü? Çok merak ediyorum. Eğer hakkını verebilecek bir baba yiğit olursa da satarım. Bence 100 bin lira falan eder çok rahat. Çünkü dünyada eşi benzeri yok. Biz yaptıktan sonra çok daha güzel oldu. Önceki hali falan filan çok kötüydü ama neyse. Şimdi sanayiye gideceğim, sanayi mahallesine. Ve oradaki ustalara, orada olan insanlara soracağım. Kaç para veriyorsun diye. Bakalım iyi para verecekler mi? Verirlerse bırakacağım anahtarı, çıkacağım. Çünkü benim de biraz nakde ihtiyacım vardı. Hadi bakalım. Satabilecek miyiz?
Evet, şu anda sanayiye geldim. Satılık yazısını yazacağım. Teker teker kapı kapı dolaşacağım. Bakalım kim ne kadar para veriyor, göreceğiz. Başkan, ne diyorsun? Satılır mı? İki kişi var isteyen. Eğer fiyatla anlaşabilirsen. İki kişi var isteyen, sana söylediler. Evet. Bir şey soracağım, satarsan kafalar kafayı yemesin sonra. Onu önceden düşüneceklerdi. Haydi bakalım. Vallahi iyi para verirlerse veririm ya. Reis, düşünür müsün? 5 lira veririm. Reis, görüşürüz. 5 veririm dedi ya. 5 nedir ya? Bu araba için hakaret, hakaret. Evet, burada Alen Usta varmış. Alen Usta eski arabaları alıp böyle restore edip böyle güzel hale getiriyormuş. Bakın, hatta şurada şöyle bir araba var. Arabamız bu şekilde, üstü açık kabrio düşündük bu tasarımda. Evet. Üstünde güzel, yakışıklı bir beyefendinin fotoğrafı var. Evet, benim şu an, aynen. 100 bine bırakayım abime, 100 bine bırakırım. 100 bin çok bu arabaya. Kaç veriyorsun abi? Yapılacak çok iş var bunda. Bayağı bir bunun elden geçmesi gerekiyor. Abi elden geçer, o bir şey değil ki bak. Vallahi ben buna ancak 30 bin lira verebilirim. 30 mu, ne yaptın hocam ya? 30. Ama ben buna bir 20 bin, 30 bin daha harcarım. Peki, toplamda sen buna 50 bin lira harcarım, bunu adam ederim diyorsun. Adam ederim. 50 yapalım bak. Yok. 50. En son 35. 50'den aşağı veremem. 37,5. Ben biraz düşüneyim abi. Yani 37,5 çok güzel para. Ama bron benim için çok değerli ya. Yani 50 binden aşağı yok, vermem bu arabayı ya. 50 binden aşağı vermem. Aslında benim aklımda 100 binden aşağı vermemek vardı. Piyasa ölmüş arkadaş, bu ne ya? Hadi ben de sana 40 vereyim, 37 görmüş. Hadi canım. Evet. 50 ver, anlaşalım. Yok, 40 liraya hemen bitiririm işi. Abi 50'den aşağı veremem ben bu arabayı. Ben başka müşteriler arayacağım kendime. Abi satıyorum arabayı. Eşi benzeri olmayan Brom 131. Öyle tavanı yok bunun. Abi üstü açık araba, yani kabrio. En güzeli bu ya. Kabrio hiç görmüş dört kapı. Olur olur. Bak işte eşi benzeri yok, onu diyorum yok sana. O doğru işte, eşsiz bir şey. Ve almaz mısın? Alırım. Üstüne para alırım. Kapat, kapat. Kaydı kapat, kaydı kapat. Abi duyduk ki sen bu arabaların hepsini alıyormuşsun, affetmiyormuşsun. Tamam. Gel bir göstereyim abi arabayı, tamam. Allah aşkına bak. Araba zaten muayeneden yeni çıktı. Tamam. 100 bin istiyorum abi normalde, sana 75'e... Bırakırsın. Bırakırım. Hiç boya da yok herhalde. Boya maya yok ya, orijinal. Belli. Kaç verirsin abi? Hadi tamam, sen söyle. Bir 10 lira veririm hatta. 10 lira mı? Aynen. Hayallerim yıkıldı arkadaşlar. Saygılar, sevgiler. Sağ ol. Gerçekten bu arabayı satacak olursam harbiden 100 bin liradan aşağı mümkün değil yani. Belki bir gün bakalım. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar şu manzarada bir çıkış yapayım. Şu anda ekranda Brom 131'i nasıl bu hale getirdiğimin videosu var. Egom 131'i alma videom yani. Oraya tıklayarak onu izleyebilirsiniz. Ayrıca yeterli sayıda like gelirse buradan paraşütle atlamayı düşünüyorum. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Ben kaçtım.